Pekala arkadaşlar. Bugünkü dersimiz alan derinliği. Konuyu size şu şekilde rahatlıkla özetleyebilirim değerli arkadaşlarım. Hele tahtayı görüyoruz öbür taraftan. Ben fotoğraf pastasını, yani fotoğrafa hakimiyeti, bunu bir pasta olarak düşünün. 4 kısma ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, fotoğraf makinesinin kontrolü. Yani ben fotoğrafçıyım dediğinizde bu çark tamamlanmış olmalı. Çarkın %25'i fotoğraf makinesinin kontrolü. İşte diyafram, enstantane nerededir? White balance nasıl değiştiririm? Hangi durumlarda gün ışığını alacağım? Nerede ISO'yu yükseltmeliyim? Size'ı nasıl yapmalıyım? RAW mı çekeceğim? JPEG mi çekeceğim? Bütün hepsi burası. İkincisi arkadaşlar, bugün göreceğimiz alan derinliği. Neredeyse bütün teknikleri üzerine toplayan, fotoğrafın atmosferini belirleyen, pozlandırmanızla beraber belirleyen faktör. Diğer arkadaşlar, ışık kullanımı. Diğer de arkadaşlar, kompozisyon. Yani aslında bu dörtlü birbirinden hiç ayrılmıyor. Hepsi birbirini takip eden. Yani siz ışığı görürken kompozisyonu yapıyorsunuz. Kompozisyonla beraber acaba alan derinliği yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Şimdi göreceğiz örnek fotoğraflarla. Arkası nasıl olacak, ön nasıl olacak, kim net olacak, kim full olacak? Ona göre ne yapıyorsunuz? Makineyi kontrol ediyorsunuz. Diyaframı örnek alayım, enstantanemi yükselteyim. Neler önemli? Bunların hepsi böyle bir kombinasyon. Yani bu dördünü lütfen gelin. Gel canım. Bu dördünü birbirinden ayırma şansınız yok. Bir bu kombinasyon. İlk 6 haftada biz bu kombinasyonu vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında işte önümüzdeki hafta göreceğiz. Yardımcı gelişler falan. Olmasa da olur, olursa da olur, çok iyi olur ama asıl önemli olanlar bunlar. Şimdi bugüne kadar neyi gördük? Fotoğraf makinesini gördük. İşte onun içerisinde diyafram, enstantane, ben uzatmayı nereye bıraktım? Buralarda mıydım? Hah, burada. Enstantane, diyafram, işte white balance'ı gördük, ISO'yu gördük, size'ı gördük. Sonrasında objektifleri gördük, önemini gördük. Ha, şunu da söyleyeyim. Burası teknik. Bakın arkadaşlar. Burası teknik. Ha, bunu çok soruyorlar bize. Bu dördüne nasıl hakim olabiliriz? Çok güzel. Burası teknik arkadaşlar. Ben burayı araba kullanmaya benzetiyorum. Ne kadar çok araba kullanırsanız o kadar iyi öğrenirsiniz şoförlüğü. Yani kilometre yaptıkça araba öğrenir. Yoksa öyle izleyerek, babaya bakarak, eşe bakarak, ayağına bakarak, vites kolu nasıl iş, bu mümkün değil arkadaşlar. Oturacaksın arabaya, çarpa çarpa onu öğreneceksin. Bu böyle. Fakat bunlar öğrenmenin yanında biraz da arkadaşlar gözlem. Ya aslında ben size çok güzel bir seviye yapacaktım. Fakat paralı yapmışlar. İnanın bilmiyorum kaç para olduğunu. 1x.com arkadaşlar. Daha geçen de baktım. Bir, bayağı bir rakamla bir, x.com. Çok güzel bir sitedir bu. Ama dediğim gibi paralı arkadaşlar, onun için bir şey diyemiyorum. Daha geçen baktım. İşte binlemli üyeli, binlemli üyeli deyince açıkçası tavsiye edeceğim yeri tavsiye edemedim. Açtığınız zaman benim dönemimde, yani en son baktım 4-5 yıl kadar önce, sağ tarafta böyle barlar açıyor size. Burada böyle barlar açıyor size, işte makro, portre, işte vahşi yaşam, nü, manzara, çocuk portresi, evcil hayvan, böyle bıt bıt yemek fotoğrafı, yukarıdan aşağı size böyle baremler açıyor. Siz de hangisi mesela yemek fotoğrafını seviyorsunuz? Diyelim ki yani burada olma amacınız yemek fotoğrafı çekmek. Basıyorsunuz yemek fotoğrafına, o anda karşınıza ana sayfa çıkıyor. Oranın ana sayfası, en tepedeki fotoğraf. En yeni ve en çok beğenilen fotoğraftır. Aşağıya doğru indiğinizde bir sürü birbirinden görkemli fotoğraflar görüyorsunuz o konuda. Şimdi özelliği şu. Bunlar benim bildiğim 5 ile 7 arasında editörle çalışıyorlar. Şöyle ki, üye oluyor arkadaşım. Fotoğraf, ha niye bu siteyi efendim canım? Ücretli mi canım? Ne kadar yavrum? 9.99 mu? Para mı? TL mi bu? Dolar mı TL mi? Bir okur musun ya? Dolar mı TL mi yavrum? Dolar değil mi? Pahalı ya. Ücretsiz mi hikaye? Ama orada kredi kartını tanımlıyorsunuz. Arkasından 32. gün, 31. gün. Bam güm çeker.
Efendim canım? Tamam, peki. Özelliği ne sitenin? 5 ile 7 arasında editör kullanıyor bunlar. Arkadaşım üye olduğunda siteye, ben yemek fotoğrafımı burada yayınlamak istiyorum dediğinde editörlere düşüyor fotoğraf. Editörler birbirinden bağımsız evinde, iş yerinde, tabletten, yerden bakıyor fotoğraf, ona bir puan veriyor. Site nasıl çalışıyor? Aslında herkes birbirinden bağımsız. Orada bir algoritma var. Örnekliyorum. İşte 10 üzerinden 7 ortalamayı bulduğunda fotoğrafı sistem ne yapıyor? Sayfaya aktarıyor. Dolayısıyla orada bir kişinin beğenisi değil, Özer'in beğenisi değil, Ahmet'in beğenisi değil, Elif'in beğenisi değil. Orada tüm o 7 usta ismin onayıyla birbirinden bağımsız, biz de birbirinden bahane beraber yan yana alıp ya Ahmet'in fotoğrafını koyalım demiyorlar. Birbirinden herkes puan veriyor. Onun için önemli bir site. Ama pahalıymış. Ucuz işte. Ucuz derken para değildi. Ha, bunlar arkadaşlar gözlem. Çok çok doğru fotoğraflara bakacaksınız. Çok. Çok. Bütün yarışma fotoğraflarına bakın. TFSF'nin sitesine girin. TFSF.org.tr. Bütün yarışma sonuçlarına bakın. Sergilemelere bakın. Onların hepsi doğru fotoğraflar. Efendim canım. Şöyle yapsam okuyabilir misiniz? Fotoğraf makinesi, alan derinliği, ışık kullanımı ve kompozisyon. Tamam abi, başka bir şey yazmayacağım zaten. Okunabiliyor değil mi şimdi? Tamam, seyredenler de okusunlar. Pekala. Şimdi bunlarda önemli olan alan derinliğine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi kavram şöyle arkadaşlar. Yani biz şöyle ödev veriyoruz fotoğraf okullarında. Arkadaşlar sizden 4 tane fotoğraf istiyorum. Evet. Bunların 2 tanesi sınırlı alan derinliği olacak. 2 tanesi sınırsız alan derinliği olacak. Kavramlar böyledir. Yani alan derinliği sınırlı, alan derinliği sınırsız. Ne demek sınırlı alan derinliği arkadaşlar? Sadece ve sadece bir obje net, geri kalan objeler, onun önündekiler ve arkasındakiler dikkat ederseniz flu. Çok yaşayın. Sınırlı alan derinliği bu. Burada siz sadece ve sadece neye bakıyorsunuz şu an arkadaşlar? Fotoğrafçı size neye baktırıyor? İkinci kadeye olarak baktırıyor. Onun içerisindeki meyveciklere baktırıyor. İlerliyoruz. Burada hangi çocuğa bakıyorsunuz sadece? İkinci çocuğa bakıyorsunuz. O benim çocuğum. Sadece onu çekiyorum. Öyle bir teknik kullanıyorum ki sadece onun eti çıkıyor. Burada örneğin ne reklamında kullanılabilir bu fotoğraf? Diş macunu değil mi? Ya da işte implant reklamında kullanılabilir. Ya da biraz daha kadında makyaj yok. Ruj olsa, fondöten olsa işte Lancôme reklamı. Örnek diyorum hani. Anlatabiliyor muyum? Bak, öyle bir şey yapmışım ki, ben değil, benim fotoğrafım değil. Bu beş tomurcuk yerine tek bir tomurcuğu size göstermişim. Beşini de gösterebilirdim. Biraz sonra göstereceğim teknikle ama ben böyle istemişim. Yani fotoğrafçı, çeken fotoğrafçı sadece o tomurcuğu önemsemiş, geri kalanları alan derinliğinin dışına bırakarak orada bir etki yaratmaya çalışmış. Dikkat çekmiş oraya. Sadece çocuk var, başka bir şeye bakmıyoruz. Peki biz bu tekniği hangi tip profesyonel çekim tekniğinde kullanıyorduk, kullanmamız gerekiyordu? Başka? Hayır. Tamam, doğru da onlar. Çekim. Bir çekime gittik. Yani o nasıl bir çekim acaba? Sadece beni göstereceksiniz, başka bir şey göstermeyeceksiniz. Harika. Nereden çıktı ses? Moda. Örnek diyor. Bu tabii moda fotoğrafı değil. Tişörtten başka bir şeye bakabiliyor musunuz? Göstermiyor size fotoğrafçı. İşte bir moda çekimi. Sadece işte Ronaldo. Ne kadar güzel formaymış o. Acaba hangi takımın bu? Erkekler? Çok güzel. Ha şey Portekiz mi? Ha Portekiz mi takım? Çok güzelmiş formanın renkleri. Puff bu herhalde Puff'tı. Bakın görüyor musunuz? Sadece fotoğraf çekilen net, geri kalan yer flu.
Bir de harika, onu anlatacağız şimdi. Bu da arkadaşlar sınırsız alan derinliği. Lebider ya, her yer net. Köyüme gittim. Ne bileyim bir sürü laleler var, laleleri çektim. Ne bileyim işte evim var, arkası çok güzel, ormanlığım var. Manzaram var. Hani bir tane Bob vardı ya TRT'de. Şuraya bir ağaç diyordu. Bob'un resimdekileri gibi. Her yer net. Böyle de fotoğraflar isteyeceksiniz. Değil mi? İşte Kasım'ın son haftası aşağı yukarı sonbahardır. He canım? Yok, daha var. Daha var. Kasım'ın 22'si, 23'ü. Ha, Yedi Göller'de bizim ormanda arkadaşlarımız var orada güvenlikçi. Arıyoruz onları. Diyoruz abi nedir durum? Ya hoca biraz daha bekleyin ya diyor. Tam diyor düşsün diyor. Tabii orada tabii farklı kızıl ağaçlar var. Kimisi tam bırakıyor tabii ama hepsinin bıraktığı şey 22, 23, 24, 25. Ama bir aralığa geldi finito. Yok. 15 gün sonra işte 15 tehlikeli olabilir. Bazısı inmeyebiliyor aşağıya. Farklı farklı ağaçlar. Biz istiyoruz ki hani böyle yer insin. Yani tam bizim aradığımız bu. Evet. Pekala arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl uyguluyoruz? Yani özetle tekrar diyaframa geçeceğiz. Geleceğiz tekrar geriye. Ama ben bu tekniği nasıl uygularım? Sorun vardı. Ha elimizi öyle gerildik. Tamam. Arkadaşlar bunlardan en etkilisi diyaframla alan derinliğin kontrolü. Diyaframla alan derinliğin kontrolü. Şimdi arkadaşlar, 3 tane burada çekim şeması görüyoruz. Ben size bunları her birinin içini açayım. Bakın diyafram. Burada daha açık, neredeyse en açık. Burada ortalama bir diyafram var. 5.6 gibi. 8 gibi. Burası 22-32. Özür dilerim. Burası 2-8-4, evet. Burası da 22-32 gibi kısık bir alan derinliği var. Dikkat ederseniz objektiflerim aynı. Örneğin 50 milim, 50 milim, 50 milim. Yani objektifler değişmiyor. Zaten biraz sonraki örnek çekimlerde göreceksiniz bunu. Netlik mesafem değişmiş mi? Bu da netlik mesafelerim. Şimdi biz grafik okuyoruz burada. Bir grafik okuma yapalım ki ne olduğunu görelim. İçi dolu olanlarda net, içi boş olanlarda flu insanlar. Olay şu. Ben burada şu sırayı arkaya doğru 5 kişi var. 5 kişi var. Kameram burada. Grafiği size yaşatmaya çalışıyorum. Kameram burada. Ben geldim, ikinci arkadaşıma netlik yaptım. Diyafram en açıkta olduğunda sadece kim net arkadaşlar? İkinci arkadaşım net. Netlik yaptığım yer net. Ön arkası? Flu. Takla atsanız, dünyanın en iyi kamerasını getirseniz alamazsınız net. Tamam. Her şey buna bağlı. Bak objektifin arkasından konuştuk mu? Yok, biz bağlamaz ki. Diyaframın açıklığı benim için önemli. Peki, diyaframı biraz daha kısarsam ne olur Özer? Sadece arkadaşım değil, onun önünde bir kişi daha olduğunu kabul edin burada. Buralara kadar gelmez. Şurası ve şurası da netlenir. Diyaframı daha da kıstığımda, 22-32 yaptığımda bu sefer ne olur? En öndeki arkadaşım ve en arkadaki arkadaşıma kadar alan derinliği ne olur? Gider. Siz sabitsiniz, tripoddasınız, eldesiniz. Sadece diyafram değiştirerek bunu başarıyorsunuz. Peki, olur mu? Buyurun. Olur. Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Bir helazon süpürge, elektrik süpürgesinin borusu. Netlik yaptığım yeri gördünüz mü arkadaşlar? Gördük mü? Güzel. Diyaframım kaç? 2. En açık. Başka yer net mi? Yok. Diyaframı kıstım. Kaça getirdim mesela? 2.8'e getirdim. Alttaki kahverengi olan yer parke. Dikkat edin bakın neler oluyor şimdi. Bir geriye geliyorum. Altta yazdığı için şaşırmazsınız. 2.8'e geliyorum. Netlik biraz daha ilerlemiş mi? Evet. Güzel. 4'e getiriyorum. Bunu benden isteyen bir örnekliyorum. Hikaye uyduruyorum size. Bu boruları yapan fabrika. Ben diyor boruları yapıyorum diyor. Çok kaliteli bir şey yapıyorum diyor.
Bunu da bilen bilsin diyor. Bana fotoğraf çektiriyor. Her yer net olsun diyor bana. Tarif ediyor. Ben de şimdi yapmaya çalışıyorum. Öğretmişler bana. Diyaframı kısarsan netlik artar. Kademe kademe yaparak bulmaya çalışıyorum. Ve bunu da nerede görüyorum? Play düğmesine bastığımda arkadaki ekranda da görüyorum. 5.6 devam edelim mi? 8 oldu olacak gibi. Hani Cem İmaz diyor ya mangalda, mangal başı. Oldu olacak gibi. Hoppa 11. Eh oldu. Dur bir tane daha kısayım. Oh canıma değse. Bitti. Bak net yaptım. Altta kamera markası var mı? Bir şey var mı? Yok. Objektif markası var mı? Yok. Açıklık var. Her objektifle bunu yapabilirsiniz. Açıklığı 2'den başlayıp 22'de biten her objektifle siz bunu yapabilirsiniz. Peki daha ileriye gidersen ne olur Özer? Elde ettikten sonra netliği çıtır çıtır netliği elde ettikten sonra isterseniz 45 yapın diyaframı, 90 yapın bir anlamı yok. Bakın bununla bunun arasında bir fark yok. Neden? Siz zaten burada elde etmişsiniz bunu. Peki buradan sonra devam ettirirsek Özer zararı var mı? Var. Neye zararı var? Şimdi tahtada bunu göstereyim size. 2.32. Şimdi beraber sizinle bunu silebilir miyim izninizle? Fotoğrafını çekin ya da ne bileyim nasıl videodan izleyeceksiniz tekrardan. Şimdi arkadaşlar yine sizinle beraber bir çekim yapıyoruz. Evet. Bu maviyle yaparsam hem kamerada da güzel çıkar herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ayıralım. Herhalde biz yine kırmızıyla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şunlar benim neyimdi arkadaşlar? TVS önceliğim. AV A önceliğim. Doğru mu gidiyorum? Güzel. Sonra ISO'm. Sonra white balance'ım. Size'ım. Ya da çekim formatım. Artı eksi modum. Artı eksi modum da var. Burası da final, sonuç. Buraya düşüncelerimizi yazarız. Şimdi ben gittim boru fabrikasına. Setimi kurdum. Pencerelerden ışıklar giriyor. Flaş kullanmayayım, kafanız karışmasın. Doğal ışıkla yapalım. Evde de yapabilirim bunu çünkü. Ve dediler ki bana, iş yeri sahibi dedi ki bana, Özer Bey her tarafı şıkır şıkır net istiyorum. Kameraman önceliği almalıyım. Yapmayın. Ağlarım burada. Abi. Harikasınız. Kameramı abi önceliğini aldım. ISO'm kaç olsun? Reklam fotoğrafı çekiyorum. Döverler adamı. White balance'ım ne olsun? Gün ışığı giriyor içeriye güzel. Bol. Gün ışığı. Güneşte. Size'ım zaten RAW çekeceğim. Düzeltmeler yapacağım. Artı eksi modum da sıfırda. Tamam. Deklanşör hafif bas. Ha özür dilerim. Diyaframı kaç yapmam lazım? Başlangıç için konuşuyoruz. Hani yeni yeni başlıyorum bu işe. Öğrenmeye çalışıyorum. Ben de görerek öğreneceğim ama biliyorum diyaframın olduğunu. Tüm diyaframları tarayacağım. Başlayacağım. Belki iki diyafram kurtaracak. Belki de küçücük boru. Evet. Kaçta başlayayım? İki. Arkadaşlar. İki diyaframla başlayıp böyle hangar gibi açmışım şeyi söyleyin. Diyafram yaprakçığını. Bana öyle güzel bir gün ışığında bir de iç mekandayım. En az 1/500 verir arkadaşlar. Değişebilir. İddia etmiyorum. Bir yerden başlayalım. Deklanşöre bastık. Bu fotoğrafı elde ettik. Bakın alan derinliği çalışırken dikkat etmeniz için bunu anlatıyorum. Bu şekilde anlatıyorum. Çekimi yaptık. Güzel. Çok güzel. Fakat baktığım şeyden vizörden adama istediği gibi değil. Ne yapacağım arkadaşlar? Diyaframı kısalım. Diyaframı 2.8'e getirdim. Ne yaptım? Alanı daralttım. Ben buradan ışığı kısınca öbür taraf enstantaneyi ne yaptı kamera? Kendisi yapıyor. Ben bir şey yapmadım.
daha fazla zaman verecek. 1 bölü 1000 mi, 1 bölü 250 mi? Harika, iyi ya, biz öğrenmişiz bu işi. 1 bölü 250 benim elimde rahatlıkla kameramı tutarak çekebileceğim bir enstantane. Çektim. Pardon, bu, özür dilerim. Bu. Baktım, netlik hala gitmemiş. Nereye aldım? 4'e aldım. 4'e aldığımda 1 bölü 125'e indi kamera. Yetmedi. 5.6'ya aldım. 1 bölü 60'a indi. Yetmedi. 8'e aldım. 1 bölü 30'a indi. Aman Allah'ım. Bak tehlike başlıyor. 50'yim. 11'e aldım. 1 bölü 15 dedi. Bir dakika şimdi. Buraya geldiğimde artık benim elde değil, kameramı nerede tutmam gerekiyor? Tripod'da. Hatta 11'de yetmeyip 16'ya geldiğinde, ki 16'ya değil bizim kurtaran 16. 16'ya geldiğinde bana 1 bölü 8 diyecek arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Kamera oraya getiriyor beni. Çünkü ben kısınca diyaframı, o da diyor ki bir dakika içeri ışık girmesi lazım deyip öbür tarafı açıyor bana, zamanı açıyor. Şimdi arkadaşlar, ben zaten zar zor tripodum var, kurdum. 16'da ben bu işi bitirdim. Gördüm. 16'da ben bu işi bitirdiğimi gördüm. Artık 32'ye gider misiniz? Artık 45'e gider misiniz? O ne demek? Daha da aşağı inmek demek. Diyeceksiniz ya tripoddasın. Ya tripoda dayansam onun bile sallanma riski var. Demek ki buradan ne sonuç çıkartıyoruz? Diyafram kısmak öyle çok rahat yapabileceğiniz bir şey değil. Yani oh hoca demişti diyafram kısarsam alan delilidir. İyi de ama bak nelerden kaybediyoruz. Peki geriye döndük. Nerede? Silgimiz buradayız. Geriye döndük arkadaşlar. Ben geldim. Vallahi durdu. Şimdi şuradayım ya arkadaşlar ben. Şuradayım. Bakın şimdi buradan da başka bir şey öğreteceğim size. 8. 8 yetmedi. Yetmedi. Tripodum da yok. Daha işe yeni başlamışım. Harikasın. Ne yaparım? Bu 100 diye arkadaşlar. ISO 200 alırım. Burası 1 bölü 30'da kalır. Burayı 11'e aldığımda burası yine 1 bölü 30'da kalır. Çünkü ISO 200'de. Baktım yetmedi. Bunu 400'e alırım. Burayı 16'ya getirdiğimde bu yine 1 bölü 30'da kalır. Çünkü bir stop buradan kurtardım. ISO'yu yukarı çıkartarak da böyle kendimi kurtarırım. Ama tabii ki ISO'yu 400'lere getirmek çok tercih edilen bir şey değil ama işte bu Sony gibi kameralarda, Canon'un son o A segment kameralarında gerçekten temiz ISO'lar veriyor. Yani 1600'e, 3200'e de gitseniz, yani hiç sanki 100 A'ymış gibi, 100 ISO'ymuş gibi temiz şey veriyor size. Ne derler? Görüntü veriyor. Ama mesela başkanım bana kırılmasın. Bu tip yaşlı kameralarda, yani teknolojisi 15 sene öncesinin, 20 sene öncesinin kameralarında bunu yapmıyor. Şurada 100'den 200'e çıkart hemen ben buradayım diye bağırıyor. Onun için yeni teknolojilerde, evet yeni teknolojilerde bunu belki buralara gelebiliriz. Yani çünkü tripodum yok derseniz buralara gelebiliriz. Arkadaşlar ama özetle diyaframı kısarak alan derinliğini elde etmek her zaman için sizin bol ışığınıza ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani şöyle, odanın içerisindeyim, flaşım yok. Herhangi bir yardımcı ışık kaynağım yok. Odadaki 100 wattlık bir tungsten ampulle odadaki köy odasını çekeceğim. Alan derinliği de istiyorum. Bu sadece ve sadece ütopik bir istek olur. Olsun, söyle canım. Her şeyde çözüm bulurum. Işık isterim ben. Ama o kasvetli havada da ben başka şekilde başka şeyler bulurum kendime. Yani inşallah gittiğimizde ikisinde yaşayacağımız bir an olur. Ekrandan onu da göster, onu da gösteririm size. Hayır. Şöyle, ışık konusuna geleceğiz ama ben hemen söyleyeyim. Sabah erken saatlerdeki ışık, yani gün doğumundan sonraki saat 10, 10.30, 11'e kadar olan ışık,
Yaz kış fark etmez. Yazın biraz risklidir 11'e kadar ama yazın 9'a kadar çekeriz biz. Ama bu mevsimlerde 6 kaçta okunuyor? 6.20'de falan okunuyor herhalde. 6.25'ten 30'dan başlayıp 11'e kadar, 11.30'a kadar temiz iş yapalım. Çünkü zaten güneş tam tepeye çıkmaz kışın. Bu yarım küre için konuşuyorum. Altta işler değişir. Akşam da ikindiden sonra akşam ışığına kadar, yani o gün batımına kadar o arayı kullanırız. Yani biz hepinizin tahmin edebileceği gibi güneş tepedeyken ben siesta yapıyorum. Yani tabii ya, ben çıkmam çekime. Orada yapılabilecek en iyi şey iç mekan, işte gitmişsen bir yurt dışına bir yerde iç mekan fotoğrafı çekmek. Hani yere batan sarnıcı gibi yerler falan bulmak. Hani kapalı. Ama bu geze geze. Bu geze geze. Başına gele gele bunları şey yapıyorsun, çözüyorsun. Mesela çok kötü havalarda biz özellikle gece fotoğrafı çekerken white balance ayarımızı tungsten alırız. Manyak bir mavi elde edersiniz. Üç kağıt yaparız. Makinenin çok büyük bir özelliği bu. Hani makine tabii sen bunu kullan dememiş, onu tungsten çekerken kullanmış ama biz onu tam tersini yaparak daha mükemmel gökyüzü elde ederiz. Yani çözüm çok. Bir tek şeye engel olamıyoruz. Yağmur. Hiçbir şansın yok. Yok işte efendim şemsiye tutuyor. Yok onda öyle bir şey yok. Hani bir iki tane böyle nostaljik, böyle romantik bir şey olur da tutup bir kentte falan yağmurda fotoğraf çekemezsiniz. Kamerayı mahvedersiniz. Öyle kamera yağmurlukları falan satarlar. Tamam evet korunsun ama bir şey çekemezsiniz. Evet. İkinci bir örnek. Belki de deminki verdiğimiz örneğe çok uygun bir örnek bu. Şurası kamera için kalsın. Evet. Yine kaçıncıyı netlemişiz arkadaşlar? Üçüncüyü netlemişiz. İşte duraktaki insanlar bunlar. Duraktaki insanlar. Üçüncü arkadaşımız. Karı koca olan orada bekleyen çift. Önü arkası fullu. 2.8'deyiz. 4.5'u aldık. Bir tık gitti arkaya. Ön tarafta hala fulluklar var. Ön taraf birazcık fulluluk yapıştı. 5.6. Arkaya gitti. Üçüncüye kadar gitti. Dördüncüye kadar gitti. Beşinciye kadar gitti arkada, ön tarafa biraz sirayet etti. Birinci de biraz hafif netlik gibi. Hop, hepsi net. 14. 16. 22. Allah kabul etsin. Bakın altında ne kamera markası yazıyor, ne objektif yazıyor. Bunlar öğrenci ödevleri benim. Hatırlamıyorum bile kimin verdiğini. Ama bak ne kadar tertemiz halletmiş adam işi. Neyle? Diyaframla. Ha, 22'de hallettim. İyi güzel, eline sağlık. Örnek. 16'da hallettim. 22 yaparsam ne olur? Buralar biraz daha netlenir. 32 yaparsam ne olur? Buralar biraz daha netlenir. Bu netliği zaten kurtarmışsın, bitti artık bu. Adamı geçmişsin, sen diyorsun ki adamı geçtim. Çok koşarsan daha da ileri gidersin. O kadar. Ama adamı geçmişsin sen, koşarak geçmişsin. Evet. Hemen buradan. Bak, bak geçen haftan sen yok muydun? Geldim buradan. Bak şuna bastın. Buna basarak şunla oyna. Lütfen vizörden de bak. Vizörden bakarak. Ona bastın evet. Buna bastın. Şuna bastın canım. Tamam. Heh, vizörden de bak. Gördün mü? Hayır. Aşk olsun. Bir dakika ben bakayım. Bak içinde kırmızılar var. Basarak mı çevireceksin? Hayır tabii. Basarak çevireceksin. Seninki ne canım? Bu Sony. Tıt 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 tıt. AF noktası. Bak şurada. Bak bak. Ha o kare. Ah pardon. Setleyeyim. Pardon. Şunu oynatmam lazım. Bir ara bakalım. Bak şu. Evet, evet. O bir kilit mi var sende? Kilit yok. Peki onu niye oynayamıyorum? Oldu mu şimdi? Aa, niye oynayamadım onu? Display. Bir ara bakalım, oldu mu ona? Orası ama yani var sende. Kontrol mekanizması var. Evet arkadaşlar. 2.8'den
32 arasını gördük. Oldu mu arkadaşım? Güzel. Ha bu boş, niye boş? Belki hatırlarsınız bu fotoğrafı. Netliği nereye yapmışım? Öne yapmışım. Diyaframımı açmışım. Sonra diyaframı dörde getirmişim. Bolu Gönlük burası. Benden ne istemişler? Demişler ki ya mimari fotoğraf bir mimari dergi için. İşte Osmanlı şeyi. Ne diyelim biz ona? Kubbe yapısı, ne bileyim alem ya da ne bileyim işte Osmanlı mimarisiyle ilgili bir kapak yapmak istiyoruz. Bak kaç şekilde kapak verebilirim ben bunlara. İsterseniz arkasını bu kadar veririm. İsterseniz bu kadar veririm. Bak arkaya bakın hep. Bu kadar veririm. İsterseniz komple net yaparım ön arkayı. Editör hangisini kullanmak isterse kullansın. Yazının nevisi hangisini kaldırıyorsa onu kullansın. Şimdi diyor ki bana otomatik alırsam ne olur? Otomatiğe aldığınızda kamera o anki ışığı görür. Örnek diyorum 125'e 11 der. Aha da bu çıkar ortaya. Ama editör demiştir ki bana Özer arka tarafı full'ü yap. Ben telefon açarım, arka tarafı full yapamıyorum. Elindeki kameranın işte bilinen de yok abi iyi kamera alman lazım, o yapmıyor onu. Öyle bir şey var mı işte bak. Aynı kamera. 20 sene önce kullandığım kamerayla yapmışım. Adını bile hatırlamıyorum. Önemi var mı kamera? Hiç değil. Teknik. Ne yapacağını bileceksiniz. Hocam izninizle. Vallahi tek ayak üzerine durursun hocam. Hocam Remrakol'un dersi. Durum bu arkadaşlar. Demek ki kontrol bizde olacak. Hani çizik ya çarkı, makine kontrolü. Ama bende olacak arkadaş, bende. Adam ne istiyorsa tak yapacağım. Nereden ne yapacağım biliyorum zaten. Ha, bu arada fotoğrafçı olarak benim tek sıkıntım karşıdaki insanın ne istediğini bilememesidir arkadaşlar. Değişik bir şey olsun abi. Ulan neyi değişik olsun? Zaten değişik yapıyoruz. Ben bir anı tutup da onunla onu yapmıyorum ki. Zaten değişik yapıyorum. Ya estağfurullah. Değişik bir şey olsun hocam. Ne yapayım? Takla mı atayım? Amuda mı kalkıp çekeyim? En sonunda şöyle çözdüm bu işi. İşte tecrübe. Evet. Benim de ilaç saatim geliyor. 20'de çalıyor ama benimki böyle müzik değil. Şöyle çözdüm işi. Pratik gitmek zorundayım. Ya dedim rakibin kim kardeşim? Mesela adam duşakabin yapıyor. Hoca diyor duşakabinle mi çekiyor ama değişik bir şey olsun. Lan neyi değişik olacak? Sen bana rakibini söyle. Tabii o hemen alttan rakibini çıkartıyor. Hocam diyor bunlar diyor güzel albüm yapmış. Ha tamam. Bunu mu istiyorsun? Yaparız. Kralını yaparız. Yeter ki sen tarzını söyle bana. Değişik bir şey dersen ben gider duşu üstten çekerim. Ya bir sürü değişiklik var ama sen neyi istiyorsun? Nasıl lanse edilmesini istiyorsun duşakabinin değil mi? Olay o. Evet. Ha şimdi geldik buraya. Bak bu çok önemli. Işığı kapatalım. YouTube'dan da izleyenler oradaki ayrıntıyı görsünler. Size başı, ortası ve sonunu getirdim. Başı, ortası ve sonu. Bunlardan hangisi ya da hangileri doğru, hangisi ya da hangileri yanlış? Ben anlamam. Bir şey söyleyeyim bana. Hepsi doğru. Güzel. Başka bir fikir? Hepsi yanlış. Ne canım? Ne, bir daha söyle canım. Objektif. Yavrum, üçü de objektif çekilmiş. Ha, ortada gidiyorsun. Yok, hepsi. Hepsi diyorsun. Harika. Başka? Ne canım söyle? Var tabii ki. Efendim canım. Yorum yapmayalım. Şu doğru bir yanlış diye. Zor yorum yapacağız zaten. Cevap yorumlu. Harika ama ona göre söyle bana yine de. Açık yani orada aslında neye göre çektiğim. Bak hangisi ya da hangileri diyorum. Hangisi demiyorum. O zaman doğru, sorun da doğrusu. Ev için kullanacaksam yani ev ve şey ikisini de ön plana çıkartmak istiyorsam 32'den çektiğim doğru. Tamam. Eğer ki sadece öndeki yani onu kullanacaksam yani onunla ilgili bir şey isteniyorsa ben de o doğru. Peki ortadakini sevdin mi? Allah razı olsun. Bu kadar arkadaşlar. Olay şu. Olay şu. Doğru bir, doğru iki. Yanlış. Bunlar karakterli fotoğraflar. Ben baktığım zaman bunu bir fotoğrafçının çektiğini görüyorum. Bilgili bir fotoğrafçının. Bunu da bilgili fotoğrafçının çektiğini görüyorum. Ama buna karar veremiyorum. Neden karar veremiyorum? Alem net, tamam. Arka full'ü yapmamış, net yapmamış. Ya ne yapmaya çalışmış bu adam? Çekememiş.
Benim eğitimden geçmiş adam. Arkadaşlar, fotoğraf karakterli olmalı. Bam, güm, ne yapmalı arkadaşlar size? Göstermeli. Ben alan derinliği sınırlı bir fotoğrafım. Ben alan derinliği sınırsız bir fotoğrafım. Bakın, yarışmalara daha işte jüriyeli yaptığımız zaman, buradan da arkadaşlarım izlesinler, hemen telefonlar açılıyor. İşte hocam benim fotoğrafı beğenmedim ya, 2000'den fotoğraf vardı. Hangisi seninki? Gönderiyor tabii ki çocuk. Hocam buydu falan diye. Anlatıyoruz, bak diyoruz burada problem falan var. Ben size şöyle söyleyeyim. İlk geldiğinde hiç kimse aramızda böyle bir anlaşma yok bizim jürinin. Ama ilk dikkat ettiğimiz noktadır. Pozlandırma ve alan derinliğinin karakteri. Adam derdini anlatabilmişim bana. Kontrol edebiliyorum kamerayı. Bitti. Bam güm gider bunların hepsi. Ortadaki fotoğraf bam güm gider. Bak çok güzel fotoğraf aslında ama karakter oluşturamamış. Bak bu oluşturmuş. Bu oluşturmuş, bu yok. Bu arada nerede kalmış? Aa, oraya dedim, buraya dedim. Yok öyle bir şey yok. Karakterli olsun. Ya burada ya burası. Safını belli edeceksin. Saflar belli olacak arkadaşlar. Evet. Kaymış şeyler. Fontlar kayıyor bazen bu tip bilgisayarlarda. Bunu anladınız değil mi arkadaşlar? 8 bu. 5.6 bu. 4 bu zaten. Bunlar belli. Buradan oraya kaymış. Evet. Harika tabii ki. Nereden geldi? Tabii ki. Ekranda en büyük avantajınız da sevgili kardeşim. Ekranda görüyorsun. Ben görmüyordum fotoğrafa başladığında. Tahminde bulunuyorsun. Diyorsun ya 16'yı çektim ya bir de 22 yapıyor. Bir de film gidiyor orada. Allah'tan ucuz şimdiki gibi değildi. Evet. Örnek fotoğraflarla işi pekiştirelim arkadaşlar. Sınırlı alan derinliği örnekleri görelim. Sınırlı alan derinliği örnekleri. İki el tokalaşıyorlar. İşte siyahi bir insan falan gibi yapmaya çalışmışız ama olmadı. Neyse yani bana göre olmuş değil. Arka taraf net mi arkadaşlar? Bir şey var mı arkada? Çekiç, demir, bilmem ne, kapı, pencere yok. Sınırlı alan derinliği. Önde çocuk. Arkada bunlar torakçı, mangal kömürcüsü. Arkadakiler de işte diğer ustalar. Öne çocuğu almışız. Fona da neye koymuşuz? Çalıştığı ortamı koymuşuz. Bak on numara. Ha, peki şu olabilir miydi? Arkadakiler de net olsun. Olur yapardık. Ama bu kadar tatlı olmazdı. Görebiliyor musun? Evet, Magnum tarzı bu. Bu bir tarz. Bunlar benim öğrencilerim. 30 senedir böyle fotoğraf çekiyorum ben. Onlar beni neyi takip ediyorlar? Ben onları takip ediyorum. Böyle işte beraber, öğrencilerle beraber öğreniyoruz. Bu bir tarz canım. Mesela burada neyi hissettiriyoruz? Anadolu'da her zaman için kadın kocasının arkasında durur. Hani bizde bir ön planda olma yoktur. Bir utanma, ne de ne bileyim. Utanma demeyeyim de hani saygı vardır. Arkasında da işin. Onu anlatmaya çalışmış çocuk burada. Bir şey daha söyleyeceğim. Bütün makro fotoğraflar, bakın bütün makro fotoğraflar alan derinliğinden yoksundur. Örnek yapın, kendi elinizi getirin. Bakın kendi elinize netleyin. Arka taraf full olacak. Ola ki ben size, bu fotoğraf benim, ben size öyle bir şey yaptım ki, imkansız değil, imkanı da. Hiperfokal fokus diye bir teknik var. Ben ondan arka tarafı net yaparım. Üst üste ben size öğreteceğim onu. 16 haftayız. Sanırım 11. ya da 12. haftada öğreteceğim size o tekniği. Yani şöyle, sadece çekim tekniği değil, çekimle beraber post production bilgisayarda fotoğrafın işlenmesiyle ilgili 4 tane çok güzel teknik var. Onları da göstereceğim size. İlk önce çekim yapacağız. Sonra çekimi ilgili programa atıp sonuç fotoğraf elde edeceğiz. 9-10 fotoğraftan. Bu onu. Yani ben bunu size arkaya da net yaparım. Sıkıntı yok. Fakat bir an için öyle bir fotoğrafa baktığınızı düşünün. Hiçbir şekilde kabul etmezsiniz fotoğrafı. Niye? Çünkü hani anlattım burada bilmiyorum birçok yer ders verdiğim için es geçmiş olabiliriz belki o konuyu. İçeriye siyahi bir insan girse şaşırır mıyız hiç? Değil mi? Hep görüyoruz. Benim de bir sürü sınıfta öğrencim var falan hani görüyoruz.
beynimizin korteksinde, hani hepimiz beyaz tenliyiz oradan dolayı diyorum, yoksa ayrımcılık yapmıyorum, ama içeriye yeşil bir adam girse, kırmızı bir adam girse ilk önce pencereden ben atlarım. Çünkü kortekste böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi niye bunu anlattım? Sizin korteksinizde yakın bir objeye bakıldığında arka tarafı da net gören bir görüntü yok. Öyle bir görüntü yok. Çünkü doğal değil. Ha işte baktım. Bak arkadaşıma baktım. Ha bu arada biraz sizi bunalıma sokayım. 2 derece açıyla görüyorsunuz biliyor musunuz? Netliyorsunuz daha doğrusu. Bakın şimdi ben yeşilli arkadaşıma bakıyorum. Başörtülü arkadaşıma bakıyorum. Öndeki arkadaşım flu. Döndüm arkadaşa kırmızılı trench coatlu arkadaşıma bakıyorum. Bunlar flu. Döndüm bu kızına bakıyorum flu. Ama o kadar hızlı bir otofokus yaparsınız ki. Bak her taraf net. Bak her yer net. O kadar hızlı bir otofokus ki göz. Böyle bir otofokus yok. Aslında 2 derece. Bundan dolayı zaten öyle oluyor. Yani baktığınızda bak arkası flu. Arkadaşların bacaklarını, ayakkabılarını, rahat şeylerini görüyor ama flu mümkün değil. Onun için arkayı da ben net yaptığımda kabul etmezsiniz. Evet, bütün makro çekimler alan derinliğinden yoksundur ve öyle olmak zorundadır. Ve öyle olmalıdır. Çok nadiren, hani arkaya uzayıp gidip o teknikte göstereceğim ben size. Onlar öyle. Ha, bakın çok güzel teknik bir fotoğraf. Şimdi ben bu çocuğa netlik yaptım. Öğretmiştim size. Bu çocuk da net olur mu? Olur. Aynı sıradaki insanlar net olur mu? Güzel. Peki bu neden flu? Bu neden flu? Aynı düzenli değil. Onlar ön tarafta. Çok güzel işte bak. Alan derinliği. Bak arkadakiler flu. Öndekiler flu. O net. Bak. Net, net, net. O da net biraz. İşte bu. Görmüştünüz. Bunu görmüş müydük? Bak, bu da arkadaşlar alan derinliğinin farklı bir teknikle yapılması. Beyefendi söylemişti aslında, teleobjektiflen de alan derinliğini yok edebilirsiniz. Hani geçen ders göstermiştim ya, teleobjektif alan derinliğini yok eder, moda fotoğrafını telele çekeriz diye. Heh, bak, bu ablamızı da telele çekmişiz. Arka taraf ne olmuş bu sefer? Yok olmuş. Ama bilin ki alan derinliğini kontrol etmenin en güzel yolu diyaframdır. Neden? Çünkü kadrajınızda herhangi bir sapma olmaz. O örnek gösterdiğim gerek hortum, gerek kupa, gerekse göğünlükteki bina ile ilgili alan derinliği değiştiğinde hiç kadraj değişti mi? Mesele o zaten. Ben buradan arkadaşımı çekerken, başkan beyi fluya da net yapmaya çalışırken kadrajımın değişmemesi. Halbuki telede falan değişir. O da bizim çok hoşumuza giden bir şey değildir. Evet. Evet. Ömer'in fotoğrafı bu. Çok güzel bir fotoğraf. Pelikan oluyor değil mi bunlar? Pelikandır. Pelikanlara netlik yapmış Ömer. Pelikanlar aynı sırada. Belki ikinci pelikana yaptı. Belki üçüncü pelikana yaptı. Geri kalanınız arkadaşlar, flu. Ön marka flu. Gel abiciğim, gel lütfen, lütfen. Hoş olmuş değil mi ama arkadaşlar? Ama önü de arkayı da net yapsaydık, belki bu tadı alamayacaktık. Şimdi, birazcık kompozisyona girdik şimdi. Aslında o bizim çizdiğimiz çarktaki 6. 7. hattaki konumuza döndük. Şimdi, buraya geldiğinizde, kameranın markası ne olursa olsun size kompozisyon söylemiyor. Kompozisyonu kim söylüyor? Hani diyor ya Aragüler. Beyinle çekersiniz diye. Hani adama demişler ki hangi makine kullanıyorsun? Dikiş makinesi demiş adam. Hani dal geçiyor. Niye? Kardeşim bunu ben çektim. Bu benim aygıt sadece bir aygıt. Kayıt aygıtı. Nolan kardeşler var. Filmlerini bilir misiniz? Yani şimdi diyebilir misin? Abi hangi kamerayı çekiyorsunuz falan. Böyle bir şey var mı? Bir anlatım biçimleri var adamların. Oturup sana seyrettiriyor. Şey filmini mutlaka seyredin. Ya o adamcağız intihar etti ya. Ridley Scott. Filmin adı şey. Adamın tüm filmleri güzel de. Unstoppable. Durdurulamayan. Unstoppable diye. O ne? Stoppable. Efendim? Geçen hafta da söylemiştim.
Ha, sevdin o filmi. Çünkü o film objektif kullanımı orada Doruk'ta yani. Of, o çok güzel efendim canım. O filmi daha önce seyretmiştim. Siz söyleyince bir daha seyrettim. Hakikaten sanat eseri gibi geldi bana. Hocam, görüntü yönetmenin anını öpmek isterim. Gidip hani görsem Los Angeles'ta abi gel bir öpeyim seni diye. Böyle kullanılır. Ama tabii orada Ridley Scott'ın kendi görüntü yönetmeni. Yani onlar artık hani beraber yiyip içtikleri için adamın, benim asistanım var işte Ali Fuat. Benim ne dediğimi bilir. Gözle anlaşırız. İşte 2-3 tane asistanım vardır. Anlaşıyorlar yani. O öyle bir şey. Takım oyunu zaten sinema. Şimdi diyebilir misiniz Nolan kardeşlere, ya abi siz hangisini 4K mı kullanırsınız, 6K kamera mı kullanırsınız? Döverler adamı. Neyi anlatıyorum? Bunu burada görüyorsunuz. Bir de timing var. Timing var. Geliyor o pelikanlar, yürüyor. Bam diye çekmiyorsun hemen. Geliyor, bakıyorsun ki ortalama hepsi böyle dörtlü bir araya gelecekler. Tak, o anda çekiyorsun. Böyle bam güm bam güm çekmiyorsun. Zaten seni deklanşöründen rahatsız olur bunlar. Onların habitatına giriyorsun. Dolayısıyla o timing, kadraj nasıl olmalı, altına kadar bırakayım. Bu altın kesim. Bak çok tatlı bir şekilde üçe ayırmış kadrajı. Kameranın bir de şu dikeydeki, vertical'daki hareketi var. Horizontal var, vertical var. Hepsini siz ayarlıyorsunuz, burası ayarlıyor. Niye göre? Daha önce çekilmiş olan fotoğraflara göre. Gördüğünüz fotoğraflara göre. O hani bir site adı verdim ya, o site, ona benzer siteler devamlı izleyerek, bakın yarışma sitelerine girin, TFSF'nin sonuç listesinin yayınlarlar açık açık berrak bir şekilde, girin o fotoğraflara, alın kahvenizi, next yapın, bakın. Çok güzel eğitileceksiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya çeke çeke ya baka baka. Kompozisyon böyle yapılır. Evet. Bakın ben çok iyi hatırlıyorum. Buna netlik yapmıştım. Bak o zaman film var ha. O zaman film var. Ben buna netlik yapmıştım. Bunu hesaba katmamıştım. Bir baktım DIA'ya. Bu da net. Aynı. Bunun anlamı ne? Aynı hizada. Tamam. Peki. Bir an için o an dijital kameram vardı. Lekten şöyle bastım. Bunda net olduğunu gördüm. Bunu nasıl ekart edersiniz koparmadan? Alan derin dışına nasıl atarsınız? Çok küçük bir hareketle. Ne canım? Hiç kadrajımı değiştirmeyeceğim. Bir ip bağlarım buraya. Hafif kendime çekerim. Bunun düzleminden kaydırırım, deklanşöre basarım. Ya da iple öbür tarafa bağlarım. Düzlemden öbür tarafa aktarırım. Koparmam. Ne canım? Çok kritik 125, 250, 500 gibi enstantane kullanırsan rüzgarı ekarte edersin. Ama böyle sallanıyorsa artık biraz durup rüzgarın dindiği bir anı çekmen de gerekir. Yani şöyle bir şey yok. Ondan ancak film çekersin. O da 50 enstantane çekersin. O da çünkü seni montajda, premierde batırır. Şimdi bakın. En zor çekimlerdir bunlar. Neden? İç mekandayım. Işığım çok az. Diyaframı imanına kadar açmak zorundayım. Niye? Işık az. Yani alan derinliği falan kavramını seçme şansım yok. Sınırlı alan derinliği olacak, belli. Ya adam ya yıldız. Şimdi bakın hesap nasıl yapılıyor? Ay yıldızın bana yakın olan yerinden yıldıza kadar olan, yani ay ile yıldız olan yer bayağı fazla. Ben buralara, ortalara netlik yapsam, diyafram kısamadığım için buralar yine puluyu çıkacak. Yine ay ya da yıldızı kurtaramayacağım. Diyorum ki, ya adamı kurtarayım. Bu da alan derinliğin dışında hoş bir enstantane olarak bana gelsin. Bak seçim böyle yapıyoruz. Ha niye? Ben olsam böyle yapardım. Öyle yapıyorsun. Bir an için filmle çektiğini düşün. Dünya kadar yol gelmişsin. Keçe neredeydi bizim? Tire'de olması lazım bu tire. Geldin Tire'ye, çektin. O zaman da işte dijital kamera yok. Gittin İstanbul'da, yıkattırdın filmi. Abi baktın. Ne adam net. Ne ayın ortası net, orası mı? Her taraf birbirine girmiş. Bunu görünce işte bunlar tecrübe. Güm güm. Ha diyorsun ki demek ki çok yakındaki şeyi netleyebilmek için diyafram kısmam gerekiyor. O zaman ben bu riske girmeyeyim. Ben ne yapayım?
daha düzlemsel bir yere netlik yapayım. Bunda alan dilim dışı zaten çıkacak burası. Burası güzel bir estetik olsun. Ki doğrusu bu. Peki, diyelim ki bu bir iş. Günümüz teknolojisi var. Ayı da net yapabilir misin? Yaparım. Ekstra ışık getiririm. Profesyonel bir iş. Dayarım buradan ışıkları. O zaman diyaframı kısma şansım doğar. 8'e getiririm. 5.6, 8 bana rahatlıkla buradan oraya kadar yeter. İlla 16 diye bir şey yok. 16 uzun espaslar için. Hadi bakalım. Burada neden arkadaki adam flu? Bunlar dökümcü. Arkadaşlar ben dökümcülük yaptım. Döküm böyle dökülür. Sebebini biliyor musunuz? Short, üstü yok. Tabii ki. Ölürsünüz. Yani üzerinize hafif zaten hafif su gezdirilir. Üzerinize gelen gider. Öbür türlü mintana yapıştığında yanarsınız. Ayakkabılarımız da özel ayakkabılardır. Şurada amyantlar bağlıdır. Bağcıklar hiçbir şekilde yoktur. İçine girdiğinde atmak için. Sadece 2 saniyem var hocam. 2-3 saniye. Ayağın gider. 1500 santigrat derece. Dalga geçilmez. Evet. Neden arka taraf flu? Efendim? Hadi söyleyin. Bir dakika, iç mekandayım. Baştan baş... Ha? Güzel, devam et ablacığım. Karanlıktayım, güzel. Güzel başladık. Aferin ablacığım, açtık. Açınca da arka taraf flu oldu. Ben de seçimi önden yaptım. Öndeki daha bana artistik geldi. O da arkada bana fon yarattı, güzel. Peki. Bak ona göre çaya çıkacağız. İçirmem çay, bu sorunun cevabı gelecek. Değil mi zamanımız geldi, evet. Ablamız eve gidecek. Geç bırakmayalım. Öyle bir hareket çekerim ki hiçbir diyafram enstantane ışık mışık değiştirmeden ISO MISO hiçbir şey yok. Arkadaki adamı net çıkartırım. Hem ön arkadaki hem öndekini. He canım? Bak ışığım yok. Diyaframla oynamıyorum. Enstantane oynamıyorum. ISO'la oynamıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir numara çekeceğim. Efendim? Ne yaparsın peki? Söyle canım. Arkadaki öne çağırırım. He canım? Bir ayağa kalkar mısın bir tanem? Öndeki arkadaş... Bak bir yöntem daha var. Gel canım şöyle kadar. Yok şöyle kal. Öndeki arkadaş, arkadaki arkadaş. Böyle bakarsam düzlemin arkasında mı? Peki... Böyle gelirsem ne olur? Aynı olur. Ama ben... Özellikle bu pratikliği yapabilecek... Otur canım. Bu pratikliği yapabilecek misiniz diye... Hani bu zekayla öndekini, arkadakini öne çağırır bu. Evet. Anlaşılıyor mu konu? Evet. Peki canlarım. O zaman ara. Evet. Ama işte işin en büyülü tarafı, bize büyücü diyorlardı, haklılardı. Baştan bunu düşünüp... O en güzel tarafı filmi yıkarsınız arkadaşlar. Şöyle ışığa doğru tutarsınız. Tabii gözünüz görüyor o zaman, daha da genciz. Ve birden o ellerin net, bir de looplarımız vardı. Loopla baktığımızda ah, o keyif, o başarma keyfi. Hani sizin o LCD arkasındaki başarma keyfinizi biz birkaç gün sonra, değil mi? Burada neyi vermeye çalışıyorum mesela? Tabii er meydanına gitmeyen bilmez. Er meydanı böyle üç bölgeye ayırın. Şu kısımda tellidir burası. Kapı vardır burada. Burada çeşmeler vardır. Orada yağlanırlar. Beklerler. Neyi bekler? İşte yok küçük deste, orta büyük, yok büyük bilmem ne falan böyle. Kademeli güreş, öyle herkese saldım çayları, güreşilmez. Kademeli güreşilir. Bir kademe yendiğinde öbür kademe girer. Şimdi bu da bekliyor zavallım. Yemiş zeytinyağını, şey ayçiçek yağını üzerine. Bir de Temmuz'un, Haziran Temmuz'un güneşi tepeden Allah'ın güneşi vurunca çocuk filiz gibi kızarıyordu. Abilerine bakıyor ki çabuk güreşin de. Bana sıra gelsin. O hani oradaki o şey, o acıyı vermeye çalışıyorum. Hadi be abi, hadi be abi falan diye bekliyor orada. Bakın ne kadar enteresan. El net.
Ben grebi diyorum, onlar başka bir şey diyorlar. Bu aslında bir grebidir. İçinizde Ordu'lu Giresunlu var mıdır? Grebi bilir misin? Grebidir bu. Ama onlar başka bir alet adını söylüyorlar. Grebi ile girmiş, ayırıyor. Ben netliği buraya yapmışım. Ama çok enteresan bir şey var. Bakın dizi net. Ben dizine netlik yapmadım. Evet, çünkü aynı düzlemde. El net. Bir şey daha var. Bakın göğsünün üst tarafı net. Çünkü... Bak karın içeride kaldı. Göğüs daha dışarıda olduğu için. Gördünüz mü? Yani orası elbise. Özel elbiseyi netledi. Ama elbisenin her tarafı net değil mi? Böyle bir şey aklı yok, öyle bir aklı yok. Sistem mesafelerle çalışıyor. Evet. Geldik sınırsız alan derinliklerine. Lebiderya. Şimdi açıktayız. Bunu kapalı alanda yapamazsınız. Anlattım demin. Kapalı alanda bunu yapabilmeniz için ekstra ışık kaynaklarına ihtiyacınız var. ISO yukarı çıkartacaksınız. O zaten büyük bela. Ekstra ışık kaynağı da bizler gibi amatörlerin yanlarında taşıyabilecekleri 3000-4000 wattlık ışıklar mümkün değil. Evet. Burada da size şunu çok rahatla söyleyebilirim. Bir ipucudur bu. Muhtemelen manzara fotoğraflarında manzaraya uzak olacaksınız. Doğru mudur? Uzaksınız zaten. Nereden baksanız? Uzakta olduğunuz sürece alan derinliğinizi ne yaparsınız? Ayıp olmasın. Çünkü görenlere... Hatta sana ışık yakayım canım. Uzakta olduğunuzda alan derinliğiniz lebiderya vardır. Cibinizedir. Bakın, objeden uzaklaştığınızda bana lütfen bir kişi hatırlatsın bunu. Bir portre çekerken 1 metreden çekeceğim 2.8 diyaframla. Bir de 10 metreden çekeceğim. Aradan ne kadar büyük bir fark olduğunu göreceksiniz arka tarafı netliği açısından. Objeden uzaklaştıkça alan derinliği ne olur arkadaşlar? Artar. Onun için de ben burada uzakta olduğum için teknik olarak alan derinliğini cebime atıyorum. Ha peki burada ne yapmalıyız? Bakın şimdi teknik olarak her ne kadar ben size 22, 32, 45 diyaframlar desem de şunu kapatalım. Ha ama yok açık bunu. Bakın arkadaşlar. Şimdi objektif testleri vardır. Objektif testlerinde bir test kağıdımız vardır. Google'dan bir test kağıdı, optik test kağıdı derseniz girersiniz. Hedef tahtası, hedefler vardır. Yani böyle hedef çemberleri vardır. Bunun böyle yüzlerce, binlerce böyle çizgiler olduğunu, öyle bir cetvel bu. O cetvel çekilir ve o cetvelde en ufak noktanın ayrıldığı yerler işaretlenir. Yani test böyle alınır. Bir objektifin kalitesi test edilir. Genelde baktığımızda dünyadaki tüm objektifler arkadaşlar şöyle bir eğri çizerler. Öylesine yaz. Bir dağ. Eşkenar, üçgen bir dağ. Buralar 2.8, 4, 5.6 iken en tepe noktanın 8 ile 11 diyafram arasındaki diyaframlar olduğu bulunur. Bu bana hangi referansı verecek? Demek ki ben çok kaliteli bir fotoğraf çekmeye kalkıştığımda bana öğretmişti ya Özer Hoca. İşte diyaframını kıs 16-22. Hayır. 8-11 gibi ortalama diyaframları yani bir objektifin en kaliteli diyafram açıklarını kullanmaya çalışın. Bu da bir dipnot. Ama bunun en güzel yolu şudur. Kullandığınız objektifin test raporunu bulacaksınız. Vardır bunlar. İngilizcedir ama alın yapıştırın Google'dan sizi çevirir. Ki bir şey okumanıza gerek yok. Orada görürsünüz. İşte best diyafram 8'ler, 11'ler, 9.5'ler falan. Onları... Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Geldi bir manzaranın karşısına. Biliyorum ki benim 9.5 diyaframım en iyi diyaframım. Benim objektifimde. Kameramı AV önceliğine alırım. Diyaframı nereye getiririm? Nereye getiririm? 9.5. 9.5 diye. O objektif 9.5'a getiririm. Bitti. Netliğimi de güzel orta bölgeye yaparım. Ondan sonra zaten en kaliteli fotoğrafı sallamadığım sürece... Peki, kameramı oraya aldığımda, AV'ye aldım. 9.5'a getirdim. Sizden rica edeceğim. Kamerası açık olanlar,
Yani cebinde şey, yetimine getirenler rica edeceğim. Bu iyi bir öğretidir. Lütfen 9.30'a kamerayı AV önceliğine ya da şeye alsınlar, A önceliğine alsınlar. Yanındaki arkadaşlarınıza gösterin lütfen. Diyaframınızı 9.30'a alın. Hafif deklanşöre basın. Başınıza gelecek belayı görün. 100 ISO'dayız. White balance önemli değil. Çekim yapmıyoruz. Kameramız AV ya da A önceliğinde. Kaç saniye veriyor canım? Duyamadım. 1.6 veriyor. Bakın. Bu ışık da size 1 saniye veriyor. 1 saniye boyunca elinizden sarsacağınız için ne oldu arkadaşlar? Flu, dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan, her şeyden oldunuz. Demek ki açık alanda dahi olsak neye bakacağız arkadaşlar? Bakın size çok güzel bir şey öğreteceğim şimdi. Buraya dikkat çekmiyorum. Buraya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Dışarıdayız. Kamerayı 9.5 diyaframa aldım. Dışarıdayız. Güzel bir hava var. Ortalama bir hava var. Bugünkü gibi bir hava var. Ne kapalı, ne açık, ne bilmem ne. Deklanşöre bastım. Dedi ki Özer, 1/250 verdim sana. Normalde verir bunu. Bakın, güzel böyle bir havadayız. Yani dışarıda bugünkü hava gibi. Ben 9.5 diyafram dedim. Böyle bir manzara çekeceğim. Burayı çekeceğim. Buraya gittim. Bana 1/250 dedi. Bakmam gereken başka yer neresi arkadaşlar? Hadi bakalım kim söyleyecek bunu. Kitap hediye edeceğim. Haha canları. Nasıl uyandılar yürüden böyle. Yürüden nasıl uyandılar. Söz getireceğim. Tekrarlıyorum. Buradayız. Arkadaşlar hava atma kim olmasın. Burası Kotor. Mutlaka gidin arkadaşlar. Kotor burası. Evet. Giden var mı içinizde? Çok güzel ya. Gidin mutlaka. Oraya da ayak basmışız ama Osmanlı izleri var orada. Yukarıda kale var. Kaleye de çıkın. Buraya gittik. Dediniz ki ya ben de bu kareyi çekeceğim. Hoca çekmiş, ben de çekeceğim. Öğretmişti bana. Objektifim en kaliteli 9.5 diyaframdı. Kameramı AV önceliğine aldım. 9.5'a da getirdim. Deklanşöre bastım. 250 verdi. Başka bir şeye daha dikkat etmemi söylemişti hocam. Niye? Ha? Objektif? Neye dikkat çekmişiz? Şimdi ben 500'lük tele kullanıyorum çekerken. Bana 250 verdi. Sarsabilirim. Ne demiştik? Kullandığımız odak uzaklığından daha aşağıda bir enstantane kullanmamalıyız. Sarsarız kamerayı. Bak ne kadar çek ediyoruz görüyor musunuz? Onu öyle yaptım, bunu öyle yaptım, bunu yaptım, bunu... İşte fotoğraf öyle çıkıyor. Bak bu teknik kısmı. Hani pasta yaptık ya böyle pastamız bak bu hala duruyor burada. Bak o burası. Arkadaşlar burayı halletmeden iyi fotoğraf yok. İyi bir tekniğiniz olacak. Hiç kimseye bir şey sormadan. Çölün ortasında çözüm bulacaksınız. Tamam. Ne demişti? İyi diyafram benim buldum. Bunda 9.5. Güzel. Aldım 9.5'a. 100'e sağdayım. Hafif tekten şöyle bastım. 250 gösterdi. O da uzaklığım ne? 500. Bir dakika ya. O hoca ne demişti? Kullanma. Ne yapayım? Ya bir şeylerimi birleştireyim. Monopodum varsa arabadan monomotu çıkartayım. Tripodum varsa Allah razı olsun fıstık gibi çıkartayım çekeyim. Böyle. Yöntem bu. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Bak nereden ne konular çıktı. Bakın kitaplarda böyle anlatamıyoruz. Kitaplarda bu çıkarımlardan bu çıkarımları bulmanızı bekliyoruz. Böyle tane tane yazılmaz ki orada. O zaman video çekilir. Yani böyle o zaman kitap bitmez. Birinci cilt, ikinci cilt falan böyle. Evet. Ne kadar güzel değil mi? İçinizde Kastamonu olan var mı? Güzel. Pınarbaşı. İsviçre ya. Vallahi. Böyle bir yer yok. Ama hangi ay gideceksiniz? Kasım ayının sonlarına göre işte buyurun. Netliği nereye yapmış arkadaşlar? Orta bir bölgeye yapmış.
o noktaları seçmiş. Bakarken o noktalardan orta kısma gelen noktayı seçmiş. Netliği yapmış ablacığım. Diyaframını da getirmiş 9.5'a. Hafif deklanşöre basmış. 250 vermiş ona. E kullandığı objektif zaten 50 milim. Gönder gitsin. Yeter ki zıplama çekerken. Ne canım? 50 milim denir mi bu? Zaten bu 50 milim hocam. 50 milim ya da 75 gibi bir şey bu. Ağustos hocam. 24, 28, 35 tabii. Nasıl çekeceksin bu kadar geniş? Tahminde bulunuyorum. Benim fotoğrafların değil. Efendim? Ama bu perspektifle alakalı. Şimdi ben daha da geriye de giderim eliyle çekerim ama elinin verdiği perspektifle benim yakınlaşıp 35'in verdiği perspektif arasında dağlar kadar fark vardır. Nasıl arkadaşlar fotoğraflar? Değil mi? En zor fotoğraflar. En zor fotoğraflar. Yani fix focus diyoruz. Buradan buraya kadar her yerin net olması gerekiyor. Çok zor. Zaten buralarda ölmüş dikkat ederseniz. Ama mümkün. Yaptığımız ne arkadaşlar? Tripod'dayız. O tekniği size öğreteceğim. Farklı noktalara netlik yaparak birden fazla fotoğraf çekiyoruz. Sonra onların en iyi yerlerini program bize ne yapıyor? Üst üste getirip yama 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 yapıp yukarıdan aşağıya jilet gibi hem burada uygulayacağız hem de size bilgisayarda nasıl düzelteceğini göstereceğim. Bak ne kadar güzel. Çıtır çıtır değil mi? Bak her yer net. Zor fotoğraflardır. Neden? Çünkü diyafram açtığınızda netliği de doğru bir yere yaparsanız, diyaframı da açarsanız zaten size yüksek enstantane vereceği için sıkıntı yok. Ama asıl sıkıntı alan derinliğini elde etmektir. Çünkü o cepte para ister. Diyafram kıs, ışık olsun, o olsun, bu olsun. E bu da her yerde olmayabilir. Bakın. Tabii hep bu şöyle biliniyor. Hani şöyle bakıyoruz alan derinliği. Bir de böyle bir küreseldir bu. Yani küreselden kastım şu. Şimdi şurada arkadaşlarım yok. Şu koltuğun kenarından, bu koltuğun kenarından kestim. Diyaframını da ayarladım, netliğimi yaptım. Aslında burası boşluk ama burada birisi girse net mi burada da? Bitti. Şimdi hadi gökyüzünde bir şey görmüyorsunuz. Bembeyaz gökyüzü oluyor. Biz sanıyoruz ki alan derinliği böyle çalışıyor. Hayır, küresel çalışıyor. Yani gökyüzünde o anda bir şey yok. Yani şuradan bir şey sarksa şu hizada o da net olacak. Burada bir elektrik direği olsa ki bak işte bunlar. Burada bir elektrik direği olsa bunlar da net olacak. Yani orada obje olmadığı için orası boşluk değil. Orada da netlik var aslında ama orada obje olmadığı için biz herhangi bir şey göremiyoruz. Netlik kriteri sağlamıyor bize. Önümüzdeki haftada sizlerle şimdi yardımcı gereçlerden bahsedeceğim. Buraya güzel bir çizelge yapacağız. En alınması gereken yardımcı gereçe 4 yıldız diyeceğiz. Alınmasına gerek yok dediğimizde de tek yıldız ya da 0 yıldız vereceğiz. Ve sadece bu görüntüleri kamera bilgi değil, bazı yardımcı gereçler işte monopod, tripod gibi bazı yardımcı gereçlerden de yardım alıyor ya da el kumandası, uzaktan kumanda gibi, kablolu kumanda gibi cihazlarla yaptığımızı göreceksiniz. Yani burada en büyük sıkıntı şu arkadaşlar, uzaktan bir teleobjektiften çekim yaparken ufak oynamalar ki oynar, eliniz oynar. Buradan çatının yarısı girer, öbür taraftan bir çöp girer, o çatı girer falan. Bunun için bu tip çok klas çekimlerde tripodumuzu kurarız. Hassas netliğimizi, kadrajımızı orada daha en kaliteli şekilde yapmaya çalışırız. Efendim? Çok yaşayın. Hocam benim gözüm 9 numaraya geldi. Gidersem 9.5 ile verilebilirler bana. Ben
O netliği yapamam. Kişiye kalmış bir şey bu. Orta bölgeye fokus noktam bence soruyu şöyle sorsanız daha doğru olur. Otomatik netlep yapıyoruz değil mi? Evet. Ama fokusu nereye ayarlıyorsunuz? Ya da el netlik yapsanız fokusu nereye ayarlıyorsunuz? Orta bölgeler. Ne sonlar ne de ek başlar. Yani hele buraları yaparsanız o İrlanda fotoğrafını gördük. Ön taraftaki çiçekleri falan belli bir kısmını kaybedersiniz. En tehlikelisi, en arkaya yapmak. Dolayısıyla netliği orta bölgeleri yapmak aslında üçte bire yapılır da teknik olarak ama şimdi oraları geçeyim. Nasıl ölçeceksiniz orayı? Orta bölgeler dediğimde sizi diyaframdan kurtaracaktır. Ama dediğim gibi geniş açıyla çektiğiniz sürece 8, 5.6 diyaframlar. Hele 11 alülülala ki çıkmanıza gerek yok. Enstantaneden kaybedersiniz. Size çok rahatlıkla yetecek olan diyaframlardır. Pekala. Hadi bakalım bir soru daha. Sorumuz şu. Ben burada diyaframı çok fazla kısmadım. Ve başka bir şeyden yararlandım. Bakın tekrarlıyorum sorumu. Ben burada diyaframı çok fazla kısmadım. Ve oradan ben başka bir avantaj yakaladım çekim. Yok canım. Tamam güzel. Onun üzerine inşa et. Arkadaşımız dedi ki objeler aynı hizada. Güzel. Güzel. Onun üzerine inşa edelim. Olay şu arkadaşlar. Bu adam çekişte vuruyor mu bunu? Beraber yapalım burada şimdi. Beraber yapalım. Şimdi benim alan derinliği gibi bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım ne arkadaşlar? Çekici yakalamak. Doğru mudur? Çekici yakalamak benim derdim. Ne yaptım arkadaşlar? Kameramı TV önceliğine aldım. Bakın TV önceliğindeyken de diyaframı ve alan derinliği kontrol edebiliyorum. Bu da bu örnek olsun. TV önceliğine aldım çünkü çekici yakalayacağım. Benim derdim o. Dedim ki ben bu çekici ancak ve ancak 250 ile yakalayabilirim. Çok yakınım çünkü. Şu kadar mesafede. Böyle gün gün vuruyor adam. Dura diyemiyorsun. Güzel. Hafif de ekran şöyle bastım. Özercim dedi bana kameram. 4 abicim burası dedi. 4 dedi. Şimdi birden panik yaptım değil mi? Alan derinliği falan. Ya benim burada alan derinliğim zaten bu kadar ya. Bir şey yok ki burada. Devasa bir manzara çekmiyorum ki. Alan derinliği şu kadarcık bir şey. Çocuğun önü arkası şu. Arkası şu. Şu kadar. 1 metre, 1.10 santim. Kararı böyle veriyorsunuz. İster miydin ablacığım? Oturdu mu şimdi kafanda? Mimarım. Oturdu mu? Aferin. Yani bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın nasıl enstantaneden gidip diyaframla alan derinliğini kontrol edeceğim. Bir baktınız 4. Dediniz 4 yetmez. Ne yapmam lazım benim bunu? 4 yetmezse? 1.2.8. Yetmedi. Fazla gel demedim. Alan derinliği istiyorum. Yani ne yaptık? Artıracağız 5.6. 5.6. Ben bunu, özür dilerim. 5.6'ya nasıl getiririm biliyor musunuz arkadaşlar? 5.6 daha kısık bir diyafram mı? Güzel. O zaman ben buradan birazcık bunu ne yapacağım arkadaşlar? Açacağım. Ben bunu 1/125'e getirdiğimde birden öbür taraf kendini 5.6'ya kısacak. Çünkü daha fazla zaman verdim. O zaman ustaya şunu rica edeceğim. Usta biraz daha yavaştırır mısın? Çünkü böyle olmaz. Hani vururken yakalamak lazım onu. Bak hep böyle. Bak ne yaptık? Enstantane önceliğindeyken dahi alan derinliğimi kontrol ettim diyaframla. Kontrol bende. Yeter ki nereden ne yaptı, nereden ne olacağını bileyim. Bunu hep kamera kendisi yapıyor. Ben sadece gözlemde bulunuyorum. Gözlem yapıyorum ve değerlendiriyorum. Ha diyorum 5.6'ya geldi. Güzel. Kurtarır beni burası. Sor canım. Harikasın. O zaman şunu yapacağız ablacığım. Bununla bu oynamaları yaparken, işin daha da profesyoneli o şekilde. Bu oynamaları yaparken senin bir, umarım gözüküyordur bu ya. Gözüküyor mu?
Şuraya mı? Oldu mu şimdi? Bakın, üstte ekranda ya da arkadaki ekranda manuelde bir baz noktam vardır ortada. Burada da bir tane küçük bir noktam daha vardır. Çekimde gösteririm onu size. Siz diyaframla enstantaneyle oynarken bu tarafa gidip gelir. Ha, bu oynamalar esasında size doğru pozlandırmayı veren, bunu üst üste çakışan yeridir. Bunu üst üste çakıştırdığınız yerde burada 5.6, burada 125 ya da 250-11 budur doğrunuz. Yani bu eşdeğerlik yasasını oturttuğunuz anlamına gelir. Kafanıza göre oradan onu veremezsiniz. O nedenle ben pek manuel kullanmanızı tavsiye etmem. Manuel birazcık sizi yavaşlatır. Aynı manuel vites, otomatik vites gibi düşünün. Daha rahat araba kullanırsınız. Dikkatinizi yola verirsiniz. O gider, devre artırı düşürür. Öbür türlü özür dilerim. Düşünsene, enstantaneyi ben veriyorum, gözüm ucundan da kontrol ediyorum, diyaframı görüyorum onu ben zaten. Bir kontrol bende, bir de netlik bende, işi bitiriyorum. Öbür tarafta her ikisinden oynayıp ortayı bulmaya çalışıyorum. Oho! Hiç itirazım yok. İzleyenlerin de bir bölümü diyafram öncelikli çalışır. Sadece fotoğrafçıların %3, %4'ü benim gibi TV öncelikli çalışır. Yani shutter öncelikli çalışır. Benim de bütün öğrencilerim shutter öncelikli çalışırlar. Benim eğitim adamlar. Dünyanın en kolay yöntemidir. Ben shutter'la bak neler yapıyorum. Alan derinliğini kontrol ediyorum, diyaframı kontrol ediyorum. ISO'yla her şeyi kontrolüm altında. Niye? Çünkü hareketi dondurmam, elimin titremelerini dondurmakla mükellefim. Bir de o arkadaşlarım, kimseyi kınamıyorum, genelde dijitalle başladıkları için belki o şekilde onlar çok kolay geliyor. Biz filmden, analogdan geliyoruz. Ben ne çektiğimi bir hafta sonra görüyorum. Kendimi garantiye almak zorundayım. Ben Çorum'a gidiyorum, İskilip'e gidiyorum, dönüyorum öbür tarafta Edirne'ye gidiyorum, Keşan'a gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Büyücü gibiyim. Bilmiyorum içinde ne olduğunu. Bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorum. Geliyorum, o film kalıyor 2 gün, 3 gün sonra yıkıyorum. Benim sürprize tahammülüm yok. Kendimi sağlam almak müziği. Orada enstant manuelde elim ayağım her şey birbirine karışır. Bir de böyle kameralarımız yoktu ki bizim. Efendim, ben el pozometrisiyle çalıştım. Zenit vardı bende. Efendim abi. TV'de diyaframı kendi otomatik ayarlıyor. Tabii. Ayarın güvenilirlik durumu. Aşk olsun abi, sen de öyle sorulur mu? Hayır, çünkü ISO'daki otomatiğe güvenmiyoruz varsaydık ya. Hayır abiciğim, bak ISO 100'de ise, yani manuelde ise 100-200, sen kendin ayar, otomatiği almamışsan. Otomatiği aldığımız zaman ISO... Alma abi, onu alınır mı? Aynı mantık burada niye çalışmıyor, onu merak ediyorum. Hayır bak, tekrarlıyorum. Şeyleri çok fazla karıştırma. ISO 100'deyken ya da 200'deyken, 400'deyken sen biliyorsun, sen aldın onu oraya. Otomatikte değil. Sen satır önceki çalışırken diyafram sana 2.8 diyorsa güven abi ona. O yoldan git. Öbür tarafa da alsan, manuel'e de alsan yine 2.8 gösterecek sana. Yani şöyle özetleyeyim ben sana. İkimiz yan yanayız. Sen manuel çalışıyorsun, ben TV önceki çalışıyorum. İkimiz yüz ağız sağdayız. Sen manuelle 125'e getirdin. Hafif deklanşörü bastın, 4 dedi sana. Ben TV öncelikliyim, 125'e getirdim. Bana 4 diyecek. Onu merak ettim. Yani o abi olur mu? Hepsi %18 gri karta göre tasarlanmış. Bütün pozometre sistemleri, TTI sistem, el pozometreleri opak önüne koyarsan her şey oturmuş. Yani şöyle abi, Teknosa'dan sen A marka, ben de C marka tartı aldık. Oturduk, ikimizin aynı kiloda olduğunu kabul edelim. Oturdu 85 çıktı. Benimki de geldi 88 çıkmaz ki. Test edildi. Arkasında ISO 9000 yazıyor. Adam ağırlığını koy, test etti onu, öyle göndersen onu. Otomatiğe aldığında başına ne gelecekleri ben bilemem. Onu Allah biliyor, ışıkla beraber. Otomatiğe aldığımızda değil. TV'ye çektiğimizde diyaframı otomatik ayarlıyor ya. Evet. O anlamda dedim. Tıpkı acaba peki, otomatiğe gibi bir kaçak olabilir. Olur mu? Niye kaçak olsun? Hanımefendi de kamerasını, kendisi diyafram enstantanesini ayarlayıp o imleci sıfıra getirdiğinde 4'ün ne vereceğini biliyor mu? O da ekranda görecek çektikten sonra. Ben de ekranda görüyorum. Sürpriz falan yok. Sürpriz şu. Kafanda canlandığın fotoğrafı orada görememek. O da neden kaynaklanır? Pozun azdır, fazladır.
Alarm değerini az vermişsindir. İstediğin gibi arkayı yok edememişsindir. Sürprizler onlar. Sürpriz her çekimde var. Hiçbir şey garanti değil ki. Yani bunların hepsi garanti olan bir şey değil ki. Zaten burada norm. Ben size ayakkabı diyorum. Araba tekerlek tamircisine gittiğinizde şatırınız 250. Belki sen 4 metredesin. 60 şatır sana yetecek. Ben teknik olarak sistemin nasıl çalıştığını anlatıyorum. Sürpriz her yerde var. Sen sanıyor musun ki hocam ben her çekimde dang diye yani tırnak içerisinde usta fotoğrafçılar ayarlı tak çekiyor fotoğraflar çıkıyor karşınıza. Öyle bir şey var mı hocam dünyada? Arayış. Oo hocam. Az poz diyoruz, fazla poz. Allah kahretsin nasıl şaşırdı pozometre, gökyüzü kıstırttı bilmem ne. Gel yanımıza bak sen neler konuşur yanımızda bizim. Var mı öyle denklerine bastın hop takvimlik fotoğraf. Yok ya. Daha onun post production'ı var. İşliyoruz. Yani sanıyor musunuz ki bu fotoğrafın orijinali bu? Fotoğrafın orijinalinin bu mu olduğunu sanıyorsunuz? İşleniyor hocam bunlar. İşleniyor. Makyaj yapıyor. Nasıl kadınlar? Ha biz de işliyoruz fotoğrafı. Ha diyeceksiniz ki etik bir şey. Şimdi arkadaşlar oradan YouTube'da altta yazacaklar. Etik değil hocam. Yok ya karanlık odada kuspokusta mı sen biliyor musun ne yaptın benim? Ya karanlık oda varken ha biz öyle lop diye basıp da çıkartıyor muyduk? Oho ne üçkağıtlar yapıyordum ben orada. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Christopher Nolan fotoğrafı çekiyor filmi. Lop diye Adobe Premiere'e koyuyor. Renderlip sana mı çıkartıyor? Öyle mi olduğunu sanıyorsun? Ne? Oho hocam. Ya daha bugün film bitirdik hocam. Ya, olur mu öyle hocam? O zaman senin 200 milyon dolar harcadığın filmden 4 milyar dolar hasılat çıkartabilir misin? Orası bir endüstri. Makyaj yiyecek ki sana verecek. Yok hocam öyle bir dünya yok. Öyle bir sensör yok. Evet. Netlik burada. Diyaframını kısmış. Geniş açıyla çekmiş. Her yer net. Bak her yer net. Muhtemelen ağaca netledi. Ya da şuralara netledi. Ama ağaç net zaten. Ama şuralara netlemişti. Ama ben olsam ağaca netlerdim. Daha keskin. Diyaframını da kıstı. Arkaya kadar gitti. Ha Özer, burayı yapalım. Burayı kurtaramayabiliriz. Hep orta bölgeler. Ön ya da orta bölgeler. Üçte bir derler ama diyaframdan diyaframa değişir. He canım? Bir anlamı yok. Çünkü daha geriye gelse asıl oradaki kırmızı kayık daha da küçülecek. Ama bana şunu söylüyorsanız onun üç kağıdı var. Ya ağacı tam alalım. Kayık da büyük olsun. Geriye gideceksiniz. Efendim? Asistanım bundan sonra sensin ona göre. Benim olmadığım derslerde burada ders anlatıyorsun. He canım? Hepsinde üç kağıtçılık yapıyoruz, oynuyoruz üzerinde de bunda niye önemli? Adam böyle istemiş. Ağacı keselim mi dedi ya? Evet. Ya hocam adam sanatçı hocam. Adam böyle istemiş. Ama zaten bir şey söyleyeceğim. Şimdi beraber çekime çıkarız. Ben ağacı keserim. Sen ağacı kesmezsin. Ödülü sana verirler. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bir yarışmaya katıldınız. Size. Diyelim ki Gölyazı burası. Bir Gölyazı yarışmasına katıldınız. Beraberizdir. Ben kesmişimdir. Sen kesmeden yaparsın. Sana verirler. Bu değişir. Zaten onun için hepimiz farklı bakıyoruz efendim abicim. Hocam arkadaki dalga değil, beyaz tam ortada bence ortalamak için ağaç kesmiş diye düşündüm ben. Hocam burada altın kesimi almış ağaç. Olay bu. Ağacı altın kesimi almış. Öbür taraftaki altın kesimi de aslında birazcık daha şuralarda olsa tam altın kesimi olacak. Oraya da onu almış. Ama tabii elinde değil. Adama bağırıp da biraz da ileri git falan diyecek. Hani onu ben yapıyorum. Onu yapıyorum da. Bu arkadaşı tanıyorum. İşte isim vermeyeyim burada efendim. Yani biraz doğru. Yavrucuğum bu sana ait bir şey. Ben böyle çekerim sen gökyüzüne çevirirsin. Beyefendi geri gelir. Bir şey var. Bak anlatamadım derdini. Kesemiyoruz hocam ben de öyleyim. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Lombur lombur her şeyi vereceğim diye bir şey yok. Evet. Şimdi bakın. Buraya çıkınca kadar zaten nefes kesiliyor. Rakım nereden baksanız 2500 ama yani 2500 bakmayın öyle yani. Gerçekten iflahınız kesiliyor. Rize'nin arka tarafları işte buralar. Artvin, Hopa'nın, Fındıklı'nın arka tarafları. Ta Kaçkarların üstü. Gelmişiz şimdi burada 5 kişiyiz. Ben bunu çekmişim. Birisi göle odaklanmış.
Akşam da işte orada kahvemizi, çayımızı, yemeğimizi içerken bakıyoruz birbirimize ekrana. Ulan diyorum niye böyle yaptı? Ben böyle istedim. Şimdi ne diyeyim adam? Boğayım mı orada? Hani sen niye gölü çekmedin diye boğayım mı? Adam bunu istiyor. Hani bu farklıdır arkadaşlar. Ben gökyüzünü bu kadar aldım, çok güçlü bulmuşumdur. İşte Yavuz abi bunu çeken. O aşağıya kaydırır. Birisi gelir buraya odaklanır. Herkesin. O kültürel birikimler. Okuduklarınız, ettikleriniz. Herkes burada farklı bir dünyaya yaşıyor. Tabii herkesin dünyası farklı. Hepimizin dünyası farklı mı? Değil. Bakın kimimiz farklı eşarp takıyor, öbürü takmıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Birisi kırmızı pantolon, birisi kırmızı ceket giyiyor. Yani niye hepimiz kıpkırmızı gelmiyoruz buraya? Niye hepimiz simsiyah gelmiyoruz? Hepimizin dünyası farklı. O günkü avro. Mesela bu. Ha ben olsaydım bu sağ tarafı vermez. Dik kadraj. Bak dik kadraj abi. Ama adam böyle çekmiş. Hayranlıkla da izliyorum. Hayran ben ama ben olsaydım bunu da cebime atardım. Belki de vardır bunu gösterdi bize. Dik kadraj manyak. Bob'un resmi gibi bir şey bu. Bu arada gecikmiş bırakmayayım sizi. Evet son 5 dakika bitiriyorum. Ben olsam bu kadar gölü vermezdim. Bak hep bunlar farklı farklı bakışlar. Ama zaten oraya geldiğinizde 5 kişi yan yana dizilin. İlk deklanşör bassa vallahi billahi 5 de farklı birbirinden. Dersin ya bunlar nereyi çektiler? Bu kadar farklı. Tabii öyle olması gerekiyor zaten. Evet. Çok güzel fotoğraflar. Sen hocam benim fotoğrafı çekerken takımım var. Ha canım. Simetri takım var. He canım. Simetri takım. Biz Oğlak Burcu'nun problemi yavrum onu dert etme. Tedaviye muhtacız biz. Yamuk olmayacak. Ha canım. Yamuk olmayacak. Her şey böyle bütün olacak. Düzgün olacak. Bir ara konuşuruz seninle. O bizim sıkıntımız. Ya ben yakarım diyorum, yakarım. Şimdi bir karavan alacağım arkadaşlar. Yani düşünüyoruz motokaravan. Çok güzel motokaravanlar. Yani makul fiyatta yani. Ama beğenmiyor sağın sonu işte. Son bitirme yerlerinde problemler var. Yani bitirme yerleri işte çıtalar, sağ sol çıtalar, dönüşler falan. Diyor ki hani arkadaşlar bizle konuştuk da al hocam alamam. Yıkarım onu ben. Dayanamam ben ona yani. Onun için. Evet. Cumalı kızık burası arkadaşlar. Bundan bitirelim. Arnavut kaldırımı falan derler. Duydunuz mu gençler? Arnavut kaldırımı budur arkadaşlar. Ben de böyle bir yerde büyüdüm. Arnavut kaldırımı da ben gelin kadınlarıyla çok daha değiliz. Efendim abi? Ben gelin takıntılı değil, çatıları değil. O zaman şöyle yapacağız. Sevgili başkanımız Cumalı kızlığa götürdüğümde ben de arkadan vizörden bakacağım. Kesme. Kesme. Abi her şeyi verdiğinde ana konudan kaçarsın. Ana konu gider. Yani mümkündür geniş almak. Bu zaman köpek küçücük kalır falan. Arnavut kaldırımını hissettiremezsin. Bir de şöyle bir şey var. İşte diyelim ki ben burayı çekiyorum. Bak örnek burası mesela. Ya öndeki line'ı vermeyeyim. Arkadaki line'a gideyim. O arkadaki line üst tarafı kesti. Biraz içeri yürüyeyim. Bak üste çok tatlı bir şey çıktı. Onu çekeyim. Üste kubbeyi çekeyim. Yani hep böyle bir seçim. Onu da çıkart, onu da çıkart, onu da çıkart. Olunca Osman şöyle bir şey getiremez. Ya özel komple niye çekmedin? Ya abi bunlar vardı. Şimdi ben burada bir şey diyemem. Belki elektrik tellerinden kaçtı burada çocuk. Yani burada bir sürü şey var. Alana gittiğimiz zaman gerçekten ayıklamak çok zordur. Hep söylerler. Alıntı olarak ekranda izleyenler de şey yapsınlar. Resim toplansal bir sistemdir. Bob'un yaptığı gibi. Ne yapıyor Bob? Şuraya bir tane karlı bir dağ çizelim diyor. Çiziyor dağ. Güzelce orada bir kar veriyor. Sonra ispatulayla bir çam ağacının gövdesini çiziyor. Sonra kenarlarına ispatuladan yeşiller alıyor, çam ağacını çiziyor. Adam topluyor buraya bir şey, buraya çit, buraya bina. Biz ayıklıyoruz. Bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Heh, köpek, Arnold kaldırım, 3-4 tane cumalı kızık evi. Öbür türlü tüm dünyayı çekmek zorunda kalırız. Peki arkadaşlar, önümüzdeki hafta yarıncı gelişler. Niye yarıncı gelişler? Dediğin gibi ne yapacağız arkadaşlar? En çok, ben yukarıdan aşağı 20'ye yakın, aman kamera düşmesin. Ha sen miydin abi o? 20'ye yakın arkadaşlar malzeme göstereceğim size. Ne içindir, nerede kullanılır ve yanına buraya da yazacağım. Orada çıkarken buraya yazacağım. Yanına 4 yıldız koyacağım. Mutlaka alın. 4 yıldız mutlaka alın. Tek yıldız.
Olur. Aynen öyle. Yani o tek yıldızlar bende çok var. Deyin ki hani özel bulun, dolaptan getirin. Vallahi bütün bir talan etmem lazım. Nerede acaba? Yani çünkü gereksiz. Kullanmamışım. Bir yere atmışım onu. Kullanmamışım. Evet. Peki arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Muhtemelen tam zamanında bitirdim.